Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Zero Geometri kitabında deltoid konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet deltoidi tek bir videoda halletmeyi düşünüyorum ve her şeyle tanımıdır, özellikleridir, alanıdır, her şeyinden bahsedeceğiz ve tek videoda bitecek. Toplamda 100 sayfamız olacak. Kitabımızda da sayfa numarası 153, 154 ve 155'i işleyeceğiz ve böylelikle deltoidi bitireceğiz. Yani tüm dörtgen konusu bitmiş olacak. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle tanımıyla başlıyoruz tabii ki. En az bir köşegenine göre simetrik olan dörtgene biz deltoid adını veriyoruz. Ya ya böyle algılayabiliriz ya da en klasik tanımı tabanları aynı olan, tabanları aynı olan iki tane ikizkenar üçgenin birleşimine de biz deltoid deriz. Mesela bak tabanları aynı, taban olarak şurası taban olarak seçecek olursan ikizkenar üçgen böyle, ikizkenar üçgen böyle, altlı üçlü ikizkenar üçgen koymuşum. İşte biz buna deltoid adını veriyoruz. Hatta bir deltoid de ben şuraya çizeyim. Bak normalde deltoid şöyle çizilir. Biz biraz şeye eşkenar dörtgene de benzetmişiz. Şöyle çizersem daha net aklımda kalacak zaten. Evet deltoid bu. Tabanları aynı olan iki tane x kenar üçgene. Biz ne diyoruz? Deltoid. Bak tabanları aynı olan iki tane x kenar üçgen şeklinde oldu. Şimdi arkadaşlar burada ne diyor? En az bir köşegenine göre simetrik. Mesela burada bu köşegenine göre simetrik olmuş şöyle katlandığında üst üste geliyor. Ya da simetri ekseni olan köşegen zaten orası. Şimdi gençler dikkat edin. Deltoid'in tanımlarken her şey kendiliğinden çıkacak. Bak şimdi A, B, C ve D olsun burası. Deltoid'de bir kere burada A, ya şunlar birbirine eşit. AD ile DC birbirine eşit. Bir de A, ile BC birbirine eşit. Tamam. Sonra kendiliğinden bir şeyler çıkacak bak. A açısıyla C açısı birbirine eşittir. Yani tabanı taşıyan köşegendeki açılar birbirine eşittir. Şu tabanı taşıyan köşegen değil mi? Evet. Buradaki bu açıya ben A açısı dersem hatta alfa dersem. Hocam burası da alfa. E buraya beta dersem. E hocam burası da beta. Gerçekten A açısı ile C açısı birbirine eşit oldu mu? Oldu. Başka ne diyebiliriz burada? Hocam özellikler kendiliğinden gelecek bak. Hepsi aklına kalacak. Sen burada ikiz kenar ya bu. İkiz kenarda bir yükseklik çizsen. Yükseklik ne yapar? tabanı kes parçaya böler değil mi? Şu tabanı kes parçaya böldü. Aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. E hocam ben de burada şuradan bir kenar ortay çizsem böyle. Aa hocam x kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda açı ortaydır. Bak burası 90 burası 90 olduğundan 180 oldu doğrusal oldu. Aa o zaman bu da bir köşegen oldu. Bak ne oldu? Şimdi BD köşegeni ne oldu? BD köşegenine biz simetri ekseni diyebiliriz arkadaşlar simetri ekseni ya da simetrik köşegeni diyebiliriz. Simetrik köşegeni olduğunu anlıyorsun değil mi? Çünkü bak çizgiye çizgiye, noktaya nokta. Yani senin şuradaki üçgenle buradaki üçgen aynı oluyor. Zaten bir köşegenine göre simetrik diye de tam, tanımlamıştık. İşte şu ikizlerin tepe açılarından çizilen köşegen ne oluyormuş arkadaşlar? Simetri ekseni. Yani BD aynı zamanda ne oluyor? BD aynı zamanda açıortay oluyor. Aynı zamanda ne oluyor? Kenar ortay oluyor. Peki simetri ekseni deyince bu da anlaşılıyor gerçi. Alan diyecek olursak alanı da alana geldiğimiz zaman anlatırız ama köşegenleri dik kestiği için alanlar ne olur? Alanlar köşegenler çarpımının yarısına eşit bilir eşittir. Başka burada neden bahsedebiliriz? Oo, şundan bahsettik. Şu BD simetri ekseni aslında aynı şey üzerinde yazılabilir. BD hem açı orta hem de kenar orta oluyor. Şu diğer köşegende. E bir de şunu söyleyebiliriz. Köşegenler dik kesişir arkadaşlar. Köşegenler dik kesişir. A, biz köşegenler dik kesen dörtgenler gördük. Nerede? Eşkenar dörtgende. İşimiz gücümüz neydi? Köşegen çizmekti. Hatta bir köşegen çizmişse diğer köşegeni de çizin diyorduk. Karede de öyleydi. Ne yapıyorduk? Bir köşegen çizmişse diğer köşegeni çiziyorduk. E burada da köşegenler dik kesiyor. Özel bir durum var. O zaman işimiz gücümüz gel, Ya yani bir köşegen verilmişse diğer köşegen çizeceğiz. Hiçbir köşegen verilmemişse özel olan köşegen çizeceksin. Özel olan köşegen hangisi? Simetri ekseni olan köşegen. Bunu da unutma. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi sorulara başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi bu bir deltoid verilmiş. Öncelikli olarak ikizler böyle. Deltoid demiş ya şunları eşit demiş ya. Otomatikman şunlar da birbirine eşit olur mu? Olur. Hocam ikizlerin tabana köşeleri buralarda değil mi? Hani taban açısına ait burada kaçlar birbirine eşit olacaktı. Yani. 3x eksi 20 eşittir. 2x artı 20'dir. Buradan x'i kaç buluruz? 40 buluruz. E hocam x 40'sa 80 100 mi yapıyor burası? Evet burası 100 yaptı. Burası da 100 yaptı. Sonra dörtgen içerisinde toplama 285 artı y mi? 285 artı y eşittir. 360 olacağından y'yi de böylelikle kaç buluruz? 75 derece olarak buluruz. Evet örnek 1. 75 çıkar. Geldik örnek 2. Şimdi açıyla ilgili bir şey verildiğinde hemen taban köşelerine dikkat et. Bu taban köşelerinin şuradaki açılar ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Taban köşelerine ait açılar birbirine eşit. Yani 130 ise burası da 130. 130, 130, 260, 40 daha 300. 300 artı x eşittir 360 olduğundan x 60 derece olur. Evet örnek 2 60 çıktı geldik örnek 3'e. Şimdi delta denmiş. Başka bir şey verilmiş mi? A, K, A, L 2 birim denmiş. 2 kök 2 A 2, 2, 2 kök 2. Hocam burası 90 derece. 2, 2, 2 kök 2. İkisi kenar dik de üçgen değil mi? 4, 4, 4 kök 3. Hocam burası da 30, 30, 120 üçgeni. E benden x açısı isteniyor. Arkadaşlar şimdi AD ile AB birbirine eşitmiş. AD ile AB birbirine eşitse otomatikman şunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşittir. E açı isteniyor bizden açı sorularında hemen ikizlerin olduğu köşeler. Yani şu köşeyle bu köşe bu açılar ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. X'i yazdık. O zaman x x 2x artı 90 120 210 360 yapmalı. 2x eşittir 150 yaptığından x de böylelikle 75 derece olarak buluruz. Yani cevap 75 çıkar 3. soruda. Geldik 4'e. Bak. Bak. Öncelikle. AD ile AB ne demiş? Bunlar birbirine eşit verilmiş. Otomatikman bunlar da eşit midir? Eşittir. İkizlerin olduğu köşeler neresi? Bu köşe ve bu köşe. O zaman bu köşede kaç derece? 108 derece. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi dikkatimizi çeken bir şey var. Bak dörtgen konusundayız ama eski bilgiler yine bizim için önemli. Şimdi burada eski bilgiler dediğimiz şu. Hop dik tabanı keş parçaya bölmüş. Yükseklik tabanı keş parçaya bölmüş. Aklımıza ne gelir? İkiz kenar. Hemen ikiz kenar oluşturalım. Hop şöyle. Bak ikiz kenar oluştu hocam. Dik tabanı keş parçaya böldüğü için. Bak zaten bunlar birbirine eşit. Şurada da dik tabanı keş parçaya böldüğü için bununla da bu eşit oldu. Ana ne çıktı burada? Eşkenar. 60, 60, 60 oldu. Hocam burası 48. Şurası yuvarlak demeyelim de şunlara da çizgi çizgi diyelim. Hocam 48 kaldı buraya. 48 ise ikiz Burası da 48. 48, 48, 96. E o zaman 96 artı x de şu üçgendeki iç açılar toplamı 180 yapmalı. Ve x de böylelikle 84 çıkar. Evet örnek 4, 84. Geldik örnek 5'e ne yapılmış burada? Bir katlama mı var? Evet. Bir katlama var. Katlama olduğunda ne yapıyorduk? Açıyorduk. Eski haline geri getiriyorduk. Üst üste binen kenarlar eşit. Bu arada şu şu eşit. Ben bunu böyle katladığım zaman üst üste binen kenarlar eşit. Ooo ikizkenar kenar çıktı burada. Üst üste binen açılar da eşit. Yani burası da x olacak. E sonra şurası da 110 derece verilmiş. Şimdi arkadaşım burada ikizkenar kenar çıktı mı çıktı. Tepe açısı 30. 180'den 30 çıkart. 150 2'ye böl. 75. 75 yapar burası. E sonra ne yapacağız? Her şey belli kardeşim. Şu deltoid de bunlar eşit ya. Otomatikman bunlar da eşit değil mi? Evet. E bu hemen böyle açı yazacaksam. Böyle taban köşegenin olduğu köşeler bunlar ya. Burası 75'si. Burası da 75'tir hocam. E sonra şu açı, şu açı, bu açı ve bu açı. Dörtgenin iç açısı toplayacağız. 150 75, 75, 150, 110 daha. 260, 30 daha. 290. 290 artı 2 tane x açısı var burada. 2x eşittir 360 olduğundan 2x eşittir 70 yapar. Ve x de böylelikle 35 yapar. Yani x yani cevap daha doğrusu. 35 oldu. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Evet. ABC'de bir delta yut. 10-10 verilmiş. AC'yi de 21 vermiş. BD'de 16 verilmiş. Arkadaş bunlar birbirine eşitse otomatikman şunlar da birbirine eşit değil midir? Delta yut'in tanımı gereği. Evet. Eşitliği yazık. A köşegenler çizilmiş. Köşegenler nasıl kesir? Dik kesir. Hemen dikliği gösterdik. Sonra BD'yi 16 vermiş. Hocam x kenarda çizilen yüksek konumda ya. Hani bu tep bak. Taban taban köşeleri bunlar. Tepe köşeleri de bunlar değil mi? Tepe köşelerinden çizilen köşegen simetri eksen oluyordu. Ya da ya da ya da ya da ne dersin? Hocam x kenarda çizilen yükseklik olduğu için bu bir açıortay olur. Burada da aynı şey. Bu da açıortay olur. Ve aynı zamanda taban iki eş parçaya böler diye söylersin. E, BD'yi 16 vermişti. Yani bunlar 8, 8 yapar. 8, 10, 6, 8, 10'dan 6 yapar. Ve ACD 21 ya. Buraya ne kaldı o zaman? 15 kaldı. Burada da bir Pisagor. 8, 15, 17 üçgeni. İşte bizden DC isteniyor. Yani X'i böylelikle 17 olarak buluruz. Örnek 6, 17. Geldik örnek 7'ye. Köşegenler nasıl kesir? Dik kesir. Bunlar hep dik değil mi? Şimdi 3 verilmiş 2 verilmiş. E ve F orta noktalar. Bu bir deltoidmiş. Arkadaş deltoid ise şunlar birbirine eşit. Değil mi? Hocam şunlar da birbirine eşit. Eyvallah. Şimdi deltoid ve E ve F orta nokta. Hocam şunlar birbirine eşit. Aa dikten kenar ortağı çizildi. Muhteşem. Burası da eşit. 4 4. Deltoid'den dolayı bunlar birbirine eşit. Burası da 4 oldu. Ya diyeceksin ki hocam şunlar eşit olamaz mıydı? Olamazdı. Niye? Çünkü bak şunlar da birbirine eşit ya. 90'dan çizilen kenar orta eşit eşit. E muhteşem üstten. Burası da eşit. Burası da 3 3. Zaten 6'ya burası 8 ya. Eşit olamazdı. O yüzden bunlar birbirine eşit. Burası 8 ise burası da kaç? 8. Burası 6 ise burası da 6. Çevre isteniyor. Hocam 8 6 8 6. Yani 8 6 8 6 28 mi yapıyor? Topladığımız zaman cevap 28 yapar. Evet örnek 7 28 oldu. Geldik örnek 8'e. E ve F orta noktalar. BD D köşegenini vermiş. Şimdi AB ile B, A, D birbirine eşit verilmiş. Bak şunlar birbirine eşit. Otomatikman şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Köşegenler nasıl kesir? Dik kesir. E, tabanı taşıyan köşeler bunlar. E, bu da simetri ekseni olan köşegen. Yani şunlar açı ortaya olacak. Açı ortaya olacak ve köşegenler dik kesiyor ve şu iki eşit parçaya bölüyor mu arkadaşlar? Bölüyor. Tamam. Aklımızda. Aklımızda kalmasın. Böyle dursun. AC köşegeni 16. BD köşegeni kaç verilmiş? BD köşegeni de vermiş bize. Tamam. 8 8. E hocam bunu nasıl bulacağım? Vallahi arkadaşlar şu eşitliği şimdilik yazmayayım. Dur. Vallahi bu soruya bakıyoruz. 90'ın karşısında eşitlik var. Şöyle muhteşem çizsem işime yarıyor mu? Yaramıyor. Şöyle çizsem işime yarıyor mu? Yaramıyor. Özel bir durum oluşmuyor. O zaman farklı bir şey düşünmeliyiz. Arkadaş köşegenler dik kesiyor. Eyvallah. Şimdi ne yapmalıyız burada? Eşitlik var. Eşitlik olduğunda aklımıza ne gelir? Bak eski bilgileri kullanıyoruz. Eşitlik varsa Orta taban. Bak bana ne verilmiş? AC 16 verilmiş. O zaman AC'ye paralel çizelim. Şöyle 16 ise burası kaç yaptı? 8 yaptı. Çünkü burası 16 vermiş. Yani şunlar da birbirine eşit oldu mu oldu? Bu çift çizgi çift çizgi ise burası da çift çizgi çift çizgi. Hocam bir de şurası verilmiş. BD 12. O zaman buradan da şunu birleştirsem burada da yine bir orta taban. Bak şu eşitliği kullanmak için. Şuradan orta taban. O da tam buraya çizersem burası da 6 yapar? Evet. Köşegenler dikse hocam 90'sa burası da 90. E zaten şununla da şu paralel ya 90'sı U'dan dolayı burası da 90 yapar ve burada bir dik üçgen çıktı mı çıktı. 6 8 10 üçgeninden e, F, x kaç çıkar? 10 çıkar. Evet 8. soru. Bununla ilgili soruyu benzer sorusunu dörtgende de çözmüştük. Orada köşegenler dik kesen bir dörtgen vermiştik. Burada sadece deltoid demiş. E burada neler deltoit? De köşegenler dik kestiğini biliyoruz. Onu yazınca x yerine de 10 yazdık ve sonuca ulaştık. Evet Geldik. Örnek 9'a. Vay. Ne var burada? Hocam dik. Özel bir durum. Tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Aklımıza ne gelir? İkiz kenar. Bu arada hocam şuna da şu delta ise eğer bunlar eşitse bunlar da birbirine eşittir. Yani şunlar birbirine eşit. E sonra ne yapacağız? Hocam dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Eski konular aklımıza gelecek. E, o zaman hop. Hocam yüksekliğin kollarında şöyle bir ikiz kenar oluşturabiliriz. Oluşturduk. Yani şurası da eşit oldu. Vay vay vay. Eşkenar üçgen çıktı. 60, 60, 60. 30, 30 oldu. 60'ı karşı 4 köküsü 30'u karşı 4'tür. 30'u karşı burası da 4'tür. Yani burası kaç yaptı o zaman? Bir yuvarlak 8 yaptı. Do ya da 90'ın karşısı 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8'dir. Çevre ABC'de isteniyor. Arkadaş bir de burada ne var? X kenar dik üçgen yok mu? Hocam dik kenardan hipotenüse geçiş kök katsa hipotenüsten dik kenara geçiş kök 2'ye bölünmüş halidir. Kök ki eşleniyle çarparsam 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök 2 çıkar buraları. O zaman çevre 4 kök 2 4 kök 2 8 kök 2 artı şunlar da kaç zaten 8 8 değil mi? Yani 16. Cevabımız 8 kök 2 artı 16 ya da 16 artı 8 kök 2'dir. Geldik örnek 10'a. Kenarları ve köşegenleri toplamı 111 santimetre olan ABC'de delta yetişeklikle düşürme yapılıyor. AB AD 13. Hemen 13 13'ü yazalım. Köşegenler nasıl kesir? Dik kesir. Hemen dikliği gösterdik. Ve BD uzunluğu da kaç verilmiş? 24 verilmiş. Hocam şunlar eşitse otomatikman bunlar da eşittir. İkiz kenarda çizilen yükseklik kenarı ortaydır. Yani şunlar birbirine eşitliği yazdım. Bak kendiliğinden geliyor özellikler. Burası 24 ise burası 12-12 yapar. 12-13 ne üçgeni? 5 12 13'ten burası 5 yaptı. E, sonra ne diyeceğiz arkadaş? Şimdi başka da bir şey var mı? Yok. Bir de bana kenarları ve köşegenleri toplamına ne demiş? Yani ben şuraya x diyeyim. Buraya y diyeyim. Kenarları ve köşegenler toplamı. Kenarlar toplamı 2y artı 26 artı. Köşegenler toplamı da 24 artı 5 artı x değil mi? Evet. Bu toplam bana 111 verilmiş. Evet. Şu ikisinin toplamı 50, 55. E, 111'den 55 çıkartırsam 56 yapıyor galiba. Evet. 2y artı x eşittir 56 yaptı arkadaşım. Değil mi? 55 56 yapıyor. Doğru. 2y artı x 56. OC uzunluğu kaç santimetredir? Hmm, x nedir diye soruluyor. O zaman arkadaşım şurada ya y'yi yalnız bırak ya da x'i yalnız bırak. Ama burada ben yani şey y'yi yalnız bırakırsam 56 x x bölü 2 olacak ama neyse 2y eşittir 56 x x yapar. Y de buradan 56 Eksi x bölü 2 yaptı. Evet. 56 eksi x bölü 2. Ve burada Pisagor yapacağım. Hocam Pisagor, şunu karesini mi alacağım? Hayır, hissi. Ne üçgendir büyük ihtimalle? Hocam 12 var ya. 5, 12, 13 olabilir. 5 koyarsam, 56 eksi 5, 51 bölü 2. 13 yapıyor mu? Yapmıyor. Başka. 9, 12, 15 olabilir. Hocam x yerine ben 9 yazarsam eğer, 56'tan 9 çıkarsa kaç çıkıyor? 47 çıkıyor. 47 bölü 2 de 15 yapıyor mu? Yapmıyor. Başka 3 4 5'in katı var bir de 9 12 15 ya da 12 16 20 olabilir. X yerine 16 yazarsam eğer 56 eksi 16 hocam kaç yapıyor? 40 yapıyor. 40 bölü 2'den de burası 20 yapıyor mu? Yapıyor. Hissettik tuttu. 12 16 20 üçgen çıktı. Yani bizden ne O, OC X isteniyor. Cevap da böylelikle 16 oldu. Eğer hissedemeseydik Pisagor bağıntısı yapacaktık ama ya ben size boşuna demedim. Hissedin kardeşim. Ve 3, 4, 5'in katını şeye kadar bilin. 5 katına kadar bilin dedim. Bak 12 hissetmede en tehlikeliydi. Çünkü 5, 12, 13, 9, 12, 15, 12, 16, 20 olabilirdi. Evet örnek 10, 16. Geldik örnek 11'e. Aydın öğretmen geometri dersinde deltoid konusu işlerken şu işlemleri yapmasını istemiş. Şimdi AB üzerinde bir ABC'de deltoid çiziniz. Hemen bir deltoid çizelim. Şöyle bir deltoid çiziyoruz. Hop şöyle Hop şöyle ve şöyle ve şöyle çizdik bakalım. A, B, C, D deltoidi çizdik. Görülüyor değil mi? Evet. A, B, C ve D. Ya bunu şu yan tarafa çizsem sanki daha iyi olacak. Şunu şöyle alıp şuraya koyayım isterseniz. Biraz da büyüteyim. Ona göre işlem yapayım. Evet neler eşit arkadaşlar? Otomatikman şunlar birbirine eşit ve alt taraftakiler de birbirine eşit mi eşit? Aklımıza dursun. Sonra AB üzerinden bir E noktası. Buradan bir E noktası alacağım. Bir de DC üzerinden de bir F noktası alacağım. Eyvallah. D ile AB birbirine dikmiş. Hemen DE'yi çizdim. Burası dik. BF de şuraya dikmiş arkadaşım. Evet. BF ile de DC birbirine dik. Şunlar dik. Burası da dik. 90 derece 90 derece. Ya buraları biraz daha dar açıymış demek ki. Dar açılı bir üçgen. Dar açı. Şunlar dar açı olacak şekilde çizsem şekil daha düzgün çıkacak ama neyse çizdik artık. AE'yi 4 vermiş. Hocam 4. FC'yi 3 vermiş. BC'ye 12 vermiş. BC uzunluğu 12. E hocam burası 12 ise burası da 12. Buraya ne kaldı o zaman? 8 kaldı. E ben buraya x dersem burası da x artı 3 mi oldu? Evet. Şimdi ne yapacağız? Arkadaş bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım yapalım. Şimdi df uzunluğu x nedir diye soruluyor zaten bize. Valla Pisagor bağıntısından burası çıkıyor mu? Çıkıyor. Hatta burayı kafadan bulayım ben. 144'ten 9 çıkar. 144 kafadan bulamadım valla. 130 135 mi yapıyor? Evet burası kök 135 yapar burası. Kök dışına da çıkabilir. E hocam Pisagor'dan burayı yok gelmedi. E sonra ne yapacağız? 8'i falan da kullanacağız. Aa, bak 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 bak. Şimdi gençler. Şurada da ben karesi artı karesi değil midir burası? Evet. Yani x kare artı bunun karesi de 135'tir. Ve kare içinde olacak. E şimdi de bir burada Pisagor bir de burada Pisagor. Karesi eksi karesi h kareye eşit değil mi? Evet. Bak şimdi dikkat. Yazıyorum. H kare neye eşit? Karesi eksi karesi. X kare artı 135 eksi 64 yaptı. Bak karesi eksi karesi. Bunun karesine eşit. İkili dik üçgenlerde ortak olan kenar olunca onu yalnız bırakıyorduk. E hocam burada da H kare karesi eksi karesi. Yani X artı 3'ün karesi eksi 4'ün karesi. Bunun karesi nedir arkadaşım? X artı 3'ün karesi nedir? X kare artı 6X artı 9 eksi 16 mi yaptı burası da? Evet onu da yazdık. E x kareler nanay oldu. Hocam 6x burada kalsın. Ondan sonra şurası kaç yaptı? Hocam burası eksi 7 yaptı. Sonra eksi 7 öbür tarafa artı 7 diye geçti. O zaman artı 7 diye geçtiyse 7 5 daha 12 142 yapar burası. 142'den de 64 çıkarsa 8 yapıyor burası. 78 mi yapıyor? Evet. 6x 78 mi yaptı? E buradan bir şey geliyor mu? O x 13 geldi arkadaş. Bizden de zaten x deniyor. Sadece işlem. Üçgen bir Başka da bir şey yok arkadaşım. Tamam. Deltoid'in neyini kullandık sadece burada? Tanımını kullandık. Bunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Başka da bir şeyini kullanmadık. Evet güzel bir soruydu. Örnek 11'i 13 bulduk. Geldik deltoid'in alanına. Arkadaşlar alan köşegenler çarpımının yarısına eşittir tabii ki. Niye? Köşegenler dik kestiği için E çarpı F bölü 2 eşit. Ha, sen bir deltoid görürsün böyle alanla ilgili bir şey diyecek olursak arkadaşım. Şu köşegen çizdiğinde bu simetri ekseni olduğu için bu alan A bu alan A değil midir? Evet. Ya olur ya belki sen burada şu üçgenin alanını bu tabana ait yüksekten bulursun böyle. İlla köşegen çarpı yüksek köşegenler çarpının yarısı olmak zorunda değil. Bu tabana ait yüksekten de yine bulunabiliyor şu üçgenin alanı. Tamam. E, ya da şöyle bu tabana ait yüksekten şöyle bulunabilir. E bunu A alanı bulduktan sonra diğer alanda çıkar. Çünkü bu simetri ekseni olan köşegen. Ama genelde tabi köşegenlerden gidiyor. E çarpı F bölü 2. Ya da şu köşegenler belliyse şu üçgenlerin alanları da belli oluyor. Taban çarpı yüksek bölü 2 dik üçgenlerin alanları toplamı da diyebiliriz. Şuraya baktık. EFK orta noktalar. Hocam şunlar eşit. Tabi deltoid ya. Şu kenarla şu kenar eşit olacak ya. O zaman bunlar da çizgiye çizgi. Çift çizgiye çift çizgi. E Şimdi eşitlikler var burada. Ne yapabiliriz? Şu köşegeni çizersem. Aa orta taban çıktı. 3 ise 6. Hocam diğer köşegeni de çizelim o zaman. Köşegenler dik kesiyor çünkü. Hocam 4 ise burası da bak eşit. Eşit orta taban çıktı. 4 ise 8. Köşegenler 6'ya 8 ve dik kesiyor. Alan da 6 çarpı 8 bölü 2 yapar. 48 bölü 2'den cevap 24 çıkar. Evet örnek 12 24 bulduk. Geldik örnek 13'e. Alan da açacağız. 2K verilmiş. 3K verilmiş. ED uzunluğu 2K. EC uzunluğu 3K. E alan atalım kardeşim. 2K'da kalan 2A iken 3K'da kalan 3A'dır. E bu eşitler. Şu tepeleri burası ya. Tepe açısından çizilen köşegen simetri eksenidir. 2 eşit yarıya ayırır. Burası 5A ise burası da 5A değil midir? Evet. E zaten AED'yi 4 vermiş. A da demeyebiliriz aslında. Şurası 4 yani ya da 2A eşittir. 2'den e, pardon 4'ten A'yı buluruz. Sonra da tüm alanda çıkıyor zaten. Ya da 2K'daki ya, 2 katı 2 katı 6. E hocam burası 10. E diğer tarafta 10. E alana ABC taralı alan isteniyor. 10 artı 6'dan kaç çıkar o zaman? 16 çıkar. Örnek 13'ü de 16 bulduk. Geldik örnek 14'e. Evet deltoid demiş. Neresi ABCD Bir üçgen ve şu bir deltoid demiş. Arkadaş şurası deltoid. Madem deltoid şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Şimdi BE uzunluğu 5K iken EC uzunluğu 3K verilmiş. 3K'ya 5K verilmiş. E sonra ne yapacağız? Vay B'de e 7 vermiş. CFE'yi de 3 vermiş. Alan da açacağız hocam. Ama deltoid'i kullanmadık. Sana bir tavsiye vereyim mi? Herhangi bir şeklin içerisinde deltoid varsa mutlaka köşegen çiz. Hatta simetri ekseni olan köşegen çizeceğiz. Ama hocam iki köşegen yok. Hangi köşegen çizeceğiz? özel olan köşegen yani simetri ekseni olan köşegen çizilir. Hadi bakalım simetri ekseni olan köşegen çizdiğimiz zaman hocam ne yapıyor bu? Bu bir açı ortaydır. Hatta burası da açı ortaydır ama bak dikkat et. Şu açı ortay aynı zamanda büyük üçgende de açı ortay doğrusu olmadı mı? Oldu. E açı ortayda 5'e 3 oran var. Yani 5A iken burası da 3A mı olacak? Evet. Şimdi sonrasında ne yapacağız? Hocam. Hocam aslında buna da gerek yokmuş aslında. 5A 3A yazmama da gerek yokmuş. Çünkü niye? Şimdi alan var ya burada. Hocam buraya ben bir A alanı dersem burası da A alanı. E 5K'da kalan 3K'da kalan. Ha, tabanlardaki oran alanlardaki orana eşit diyebiliriz değil mi? Ya bu sefer dağıtamıyoruz ama şu şekilde yazabiliriz. Tabanlar olanı, alanlar oranı alanlar oranına eşittir. Hangi üçgenlerde? Şu üçgenlerde. E tamam bitti. İşler ler yapalım 5A artı 15 eşittir 3 a artı 21 çıkar. E buradan da ne geliyor? O zaman 2A eşittir 6 geldi ve a'yı da böyle 3 buluruz. a 3, 3. Alan a, B, C isteniyor. 7, 3 daha 10. Burada da kaç var? 6. Toplamda 16 mı yapıyor. Evet, alan ABC tüm alanı toplarsak 16 yapar. Evet, örnek 14, 16 geldi geldik örnek 15'e. Burası 2K burası 5K verilmiş. DE uzunluğu 5K şurası da 2K verilmiş. AC 16 verilmiş. AC 16 ise kardeşim 8 8 yapar mı? İkizler bunlar ya. Tepe açısı burası çizilen yükseklik olduğundan dolayı değil mi? Köşegenler dik kesir vermeseydi de biz yazacaktı zaten bunu. Hatta bunlar da birbirine eşit. Tamam 8 8 yazdık. Alan ABCD de verilmiş. Bu arada hocam 7K ve 16. 7K çarpı 16 bölü 2 168 yapmak zorunda. Çünkü alan da verilmiş. Köşegenler çarpımının yarısı. Tamam. Şimdi şu kaç yaptı? Hocam 8 yaptı. Şu 2 ile bu sadeleşse 81 yaptı, 4 kaldı. Değil mi? Yok, 84 yaptı pardon. Ee 2'ye bölsen 42 bir daha 2'ye bölsen 21 yapıyor burası. 7k 21 ise K'yı buradan 3 buluruz. k 3 ise burası 6, burası 15 yapar. Deltayın çevresi isteniyor. Hocam 6 8 13 üçgeni, 8 15 17 üçgeni. E burası da 17, burası da 10. 17 17 34 44 54 mi yapıyor? Evet. Çevre böylelikle 54 yaptı dostlar. Ve geldik örnek 16'ya. Ne yapmış burada? Köşegenler bir kere nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Şöyle bir katlama yapılmış galiba. Evet. Şimdi burası 6 ise katlama yapıldığında üst üste gelen kenarlar işte ya burası da 6. Çünkü zaten burası dik simetrinin alma gibi düşüneceğiz. E burası da 10 verim zaten. E her şey çıktı. Şurası kaç? 16. E hocam burası 6. E burası 20 20 verilmiş. 16 20 ne üçgeni? 12 16 20 üçgeni 3 4 5'in katından dolayı alan ABC'de isteniyor. Hocam üçgenlerin alanlarını tek tek bulup toplayabilirim. 1 ya da direkt köşegenler var mı? Var. Direkt köşegenler toplamı yani şu bir köşegen 24 Diğer köşegen ne? 22 değil mi? 22 24 çarpı 22 bölü 2. Yani şu şu gitti 11. 24 11'in çarpımı. Kısa yoldan çarpma 11 ile çarpma. 24'e ayırdım böyle toplamında ortaya yazdım. Cevap böylelikle 264 çıkar. Örnek analtıyı da 264 bulduk. Vay. Delta yitide böylelikle bitirdik mi bitirdik. O zaman bir sonraki dersimizde nereye başlıyoruz? Çembere başlıyoruz. Çember konusunda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.